Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your Kaptan Bahar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye gerçekten çok daha farklı, çok daha hazin, çok daha feci bir sabaha uyanıyordu. O gün sabah gerçekleşen ülkemizin Kahramanmaraş, Hatay, İskenderun, Antep bir sürü şehirlerini etkileyen depremle uyandık o gün ne yazık ki. Bugün sizlere aslında o depremde canla başla çalışan bir sürü insanlar olduğunu anlatmak için bu videoyu yapmaya karar verdim. Tabii ki konumuz havacılık olacak. Tabii ki konumuz havacılıkla sınırlı olacak. Ama bu depremde, bu deprem sonrasında gerçekten isimsiz kahramanlarımız var. Bu isimsiz kahramanlarımızın bazıları çorba yapıp depremzedelere götürdü. Bazıları enkazdan insanları çıkardı. Bazıları da oraya yardım ulaşması için ellerinden geleni ardına koymadılar. Bugün bir konuğumuz var. Kendisi hava trafik kontrolü ve bu olayda havacılık açısından neler yapıldı, nasıl müdahale edildi, insanlar canla başla gecelerini gündüzlerine takarak nasıl çalıştılar onu anlatacak. İsterseniz çok da fazla sözü uzatmadan sevgili arkadaşımız Burak Doğru'yu davet edelim. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk abi, merhabalar. İyi yayınlar. Gerçekten de hoş geldin, teşekkür ederim. Hakikaten sen deprem bölgesindeydin, daha yeni döndün. Evet. Önce istersen seni biraz tanıyalım. Nasıl bir işin var hava trafik kontrolörü olarak? Ondan sonra da bize oraya nasıl intikal ettiğini, nelerle mücadele ettiğini ve nelerde yardımcı olduğunu da anlatırsan gerçekten çok seviniriz. Tabii ki. Ben Burak. 2012 yılından beri bu görevi icra etmekteyim. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde hava trafik kontrolörü olarak çalışmaktayım. Birkaç senelik Çanakkale Havalimanı Kule hava trafik kontrolörü görevimden sonra 2016'dan beri hava trafik kontrol merkezi yol kontrol de görevimi devam ettirmekteyim. Olay gününe gelecek olursak, depremi ben de Ankara'da yaşayan birisi olarak gece 4 sularında korkuyla yaşadım diyebilirim. Daha sonra sabah olduğunda tabii ki kötü haberler gelmeye başladığında herkes gibi biz de çok endişelendik ve buna istinaden ne yapabiliriz'i düşünmeye başladım açıkçası. Bu deprem sonrası bize idarecilerimiz tarafından gönüllü olarak Kahramanmaraş'a gidecek arkadaşlar soruldu açıkçası. Ben de tabii ki bu konuda öne çıkarak gitmek istedim. Çünkü bu benim gerçekten hani yardım etmekten ziyade hem görevimi yaptığım işi temsil etmek hem de oradaki insanlara bir faydam olur düşüncesiyle açıkçası. Bu şekilde gönüllü oldum ve oraya gittim. Oradaki süreçten bahsetmemi istersen abi şu şekilde oldu. İlk gittiğimizde tabii ki çok zor şartlarda gittik. Çünkü uçuşlar durmuştu. Oradaki arkadaşlarımız tabii ki onlar da birer depremzede. Orada kontrolör arkadaşlarımız, diğer havalimanı çalışanları hepsi birer depremzede. Bunları bilerek gittik. Çünkü herkes bir yandan ailesini düşünerek bir yandan da görevini icra etmeye çalıştı. Bu çok zor bir durum gerçekten. Biz de bu durumdaki arkadaşlarımızın yükünü hafifletmek için oraya gittik. Öncelikle kurumumuz hızlı bir şekilde bize uçak bileti ayarladı. Buradan Antep'e gidebildik. Çünkü Maraş'a o esnada herhangi bir uçuş yoktu açıkçası. Hı-hı. Antep üzerinden de yine kurumumuzun vasıtasıyla Maraş'a ulaştık. Akşam 9 sularında 9-10 gibi ulaştığımızda tam bir kaos ortamı vardı havalimanında. Tabii ki bu çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü herkes bir şekilde uçak arıyor. Canını kurtarmaya çalışıyor. Yani bir yerlere gitmeye çalışıyor. Kendi canını kurtaranlar havalimanına ulaşıp çünkü karayolları tamamen tıkalıydı. Yani karayla ulaşım uzun bir süre sağlanamadı. Yollar çöktü. Bu nedenle herkes havalimanına akın ediyordu. Bu anlaşılabilir bir şey can havliyle. Tabii ki bir kısmı da halkın bir kısmı da yıkılan evlerden insanları kurtarma çabasındaydı. Yakınlarını, ailesini kurtarma çabasındaydı. Yani halk bu şekilde bir ikiye ayrılmıştı zaten. Yani herhangi bir beklediği kimse olmayanlar kaçıp kurtulma peşindeydi. Yani halkın bir kısmı şehirden bir an önce uzaklaşma peşindeydi. Çünkü iki deprem üst üste yaşanmış olması gerçekten dünya tarihinde çok fazla örneği olmayan bir durum. Ve bir kısmı da yıkılan evlerden maalesef yakınlarını, sevdiklerini kurtarma çabasındaydı. O uzaklaşmaya çalışanların ve havalimanındaki o kaosun ilk anlarını yaşadık biz. Ve meslek açısından bakacak olursak da gerçekten çok zordu. Çünkü kulemiz hasar görmüş. Kahramanmaraş'taki kulemiz hasar görmüştü. Bir süre
bizim Jotron dediğimiz frekansı kullanmamızı sağlayan cihazlarımız var. Bunların bir tanesi VR cihazı odasında tesis edilmişti. Bir süre çok zor şartlarda orada trafiği idare etmek zorunda kaldık. Onun fotoğrafını gördüm hatta. Sen Instagram sayfanda yayınlamışsın. Evet. Yani hakikaten bir ufak bir metal bir barakanın içerisinden hava trafik işlemlerini yürütmeye çalışıyordunuz. Gerçekten de çok zor şartlarda olmanız lazım. İnsanlara biraz da fikir vermek açısından, hani Kahramanmaraş havaalanı diyoruz da havaalanı olarak ne kadar büyük? Yani kaç uçak inebiliyor? Normal şartlarda günde kaç uçak iniyor? Ama siz bu olay gerçekleştikten sonra kaç tane uçağa hizmet verdiniz? Biraz da ondan bahsedebilir misin rica etsem? Çünkü o da çok tabii farklı ki. Bir olay. Evet. Şöyle ki Kahramanmaraş Havalimanı yaklaşık 7 uçaklık park pozisyonu olan bir havalimanı. Alfa ve Bravo apronları mevcut. Yani çok büyük bir havalimanı değil açıkçası. Bunun dışında günlük uçuş sayısı olarak oranın kendi personeli arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla zaman zaman günlük 30-40 trafik sayısına ulaşılıyor. Tabii bu IFR ve VFR trafiklerin toplamı olacak şekilde. Fakat biz ilk 5 günü sayacak olursam, tabii ki değişiyor günden güne, IFR ve VFR olarak toplam 1000-1500 arası trafik aldığımızı iniş kalkış olarak düşünüyorum. Tabii ki o kaosun içerisinde çok net bir sayı tutamamış olabiliriz, ki tutamadık da, çünkü oradaki birincil amacımız insanlara yardım gelmesi ve buradaki insanların gönderilmesi. Zaten uçaklar ve helikopterler mümkün olduğu kadar askeri olsun, sivil olsun yardım malzemeleriyle dolu gelip vatandaşları götürmeye yolcularla yolcularla birlikte, afetzedelerle birlikte geri dönüyorlardı. Bu şekilde bir süreçti. İşte o VR cihazı dediğim kısımdan bir süre trafiği idare ettikten sonra kurumumuz İvedilik'le bize bir mobil kule tahsis etti. Birkaç gün sonra mobil kulemiz ulaştıktan sonra tabii ki biraz daha imkanlarımız biraz daha gelişti diyebilirim. Bu mobil kule içerisinden zaten onu da abi görmüşsündür, fotoğrafını paylaştım. Mobil kule içerisinden trafiği idare ettirmeye başladık. Tabii daha sonra işte meteoroloji, bir takım gözlem ekipmanları da eklendi hızlı bir şekilde. Bu şekilde trafiği idare ettirmeye devam ettik. İlk 5 gün çok yoğundu. İlk 5-6 gün özellikle gerçekten hiç akla sığmayacak sayılara ulaştık gerçekten trafik olarak. Yani hiç susmadan, örneğin ben hiç susmadan 8 saat bilfiil trafik attığımı biliyorum. Evet. Sabah 6'dan öğleden sonra 2'ye kadar. Daha sonra zaten hastalandım, sesim kısıldı. Yani tabii ki hava da soğuk. Bunu da düşünmek lazım. İnsanlar bu ortamdayken dışarılarda oturuyorlar, betonda oturuyorlar, uçak bekliyorlar. Zaten havalimanı ciddi anlamda kalabalık ve dağılmış da bir görüntüsü vardı. Çünkü işte ufak tefek hasarları var. Havalimanı gayet sağlam aslında. Yapı olarak herhangi bir sıkıntısı yok ama işte duvardaki çatlaklar bile insanları korkutmaya yetecek boyuttaydı aslında. İnsanlar korku içindeydi ve biz buradan insanları gönderdikçe kendi bireysel ilişkilerimizi de kullanarak, gerek pilot arkadaşlarımız olsun, gerek kurumumuz olsun, gerek askeri personel olsun, frekansta ricalarda bulunarak da çok insanı tahliye ettik oradan. Bizzat bununla ilgili yaşadığım birkaç olay da var, onları da anlatırım. Evet. Yani çok zordu çünkü böyle bir şey ben daha önce yaşamadım ama açıkçası Allah umarım tekrar yaşatmaz. Tüm Türkiye'de geçmiş olsun diyorum bu vesileyle. Tabii başımız sağ olsun tekrar. O bahsettiğim olayı anlatmam gerekirse yaklaşık bir 10-15 kişilik bir aile havalimanına geldiler. Bunların 5 tanesi küçük çocuk, bir tanesi de yeni doğan bir bebekti. Ailenin babası tabii gözü yaşlı. Şimdi biz de görevimizi yapıyoruz. Görevimizi yaptığımız zamanların dışında ben tahliye işlemlerine yardımcı oluyordum orada. Anladım. Yani insanları uçaklara bindirmeye, yönlendirmeye. Çünkü hayatında hiç uçağa binmemiş insanlar çok fazlaydı orada. Evet. Uçağa, yani hangi uçağa nasıl gidilecek, nasıl binilecek bunu dahi bilmeyen insanlarımız vardı. Yönlendirilmeye ihtiyaçları vardı ve personel olarak da gerçekten ciddi anlamda eksik de vardı. Çünkü herkes bir canavliyle hareket ediyordu. O ailenin de çocuklarını görünce biz onu diğer EYM personeli olsun, kontrolör arkadaşlar olsun, bir odamız var. Orada misafir ettik. Orada biraz konuştuğumuzda, ki bahsettiğim ailenin oğullarından birisinin vefat ettiğini öğrendik tabii ki. Evet. İnsanların gözünün yaşlı olması ve onu anlatış şekli bile sizi ağlatmaya yetiyor açıkçası tabii. O ortamda. Buna benzer birçok olay yaşadık. İşte şuradaki onun çocuğu falan deyince özellikle
İnsan gerçekten hani üzülüyor, kendini tutamıyor. Evet. Çocuklar var orada 4-5 tane, hiçbirinin açıkçası bir şeyden haberi yok. Yani hepsi gülüyorlar, ellerine işte çikolata veriyoruz, seviniyorlar. Aslında nasıl büyük bir olaydan kurtulduklarının farkında bile değiller. Yani böyle durumlar yaşadık. İşte yaş 90 yaşında ninelerimizi bindirdik, çocuklarımızı bindirdik, askeri uçaklara bindirdik. Sağ Evet. olsunlar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize de ayrıca burada teşekkür etmek istiyorum. Tüm diğer hava yollarımızın yanında Türk Hava Yolları, Pegasus, SunExpress, yani Hepsi. hepsi gerçekten kaptanları olsun, imkanları dahilinde ne gerekiyorsa yapmaya çalıştılar. Hani asla ben herhangi birinden, bizim de yiyecek hiçbir şeyimiz yoktu ilk gittiğimizde. Bize yiyecek gönderdiler. Oradaki insanlara dağıttık biz de. Yani hiçbirisinin ben herhangi bir konuda hayır dediğini hatırlamıyorum açıkçası. Herhangi bir ricamızda bizi reddettiklerini, hayır dediklerini de hatırlamıyorum. Bunun yanında bizim derneğimiz, Tatça Derneğimiz, sendikamız var. Hepsi bize çok destek oldular. Oradaki özellikle personelimize, kurumumuz nezdinde. Yani ilk başlarda gerçekten ilk birkaç gün su, yemek, kalacak yer problemimiz çok ciddiydi. Yani o şartlarda tabii ki ben bunların lafını etmek istemiyorum. Çünkü birçok insan orada Haklısın. beton üzerinde, betonun altında, ailesinin yıkılmış evinin başındaydı. Ben orada şimdi yattığım yerin ya da yemediğim yemeğin lafını edemeyeceğim burada bu Edemezsin durumda. zaten. O yüzden hani biz bunları bilerek gittik ve çok şükür ki layıkıyla da yaptığımızı düşünüyorum. Hani beni en mutlu eden şey, iyi ki gitmişim, iyi ki gönüllü olmuşum. Hiç yaşamadığım tecrübeleri yaşadım açıkçası. Ve bu durumda insanlara faydalı olmuş olmanın ve oraya ilk yardımları getiren ekipte olmanın gururunu da yaşadım, mutluluğunu da yaşadım. Her ne kadar çok yorucu bir süreç olsa da. İnsanın bir anlamda hayata bakış açısında Tabii ki, yüzde yüz tabii ki, tabii değiştiren bir ki. deneyim. Yani ben oradan geldikten sonra doğru düzgün birkaç gündür çok bir şey yemek yiyemiyorum mesela. Canım bir şey istemiyor, yemek yemek istemiyorum. Orada da zaten çok hani yemek, yani normal zamanda insanların, aslında bunu kendi sayfamda da bir yazı yazdım. İnsanların aslında normal zamanda asla kıymetini bilmediği bir ekmek, bir dilim ekmektir ya da bir küçük şişe sudur ya Evet. da çok basit bir eldivendir, beredir mesela. Bu tarz şeyler geldi oraya. Yani bu demek oluyor ki oraya ilk gelen yardımlar bu tarz bir sandviç, ekmek, bere, eldivense, biz bunların normal zamanda aslında ne kadar kıymetini bilmediğimizi ve aslında bu kıymetini bilmediğimiz çok basit şeylere ne kadar muhtaç kalabildiğimizi de gördüm. Evet. Bu yüzden asla, hani buradan izleyen insanlara da tavsiyem, kesinlikle küçük büyük demeden ellerindeki her şeyin, önce tabii ki sevdiklerinin, çünkü sevdiklerinden ayrılmak zorunda kalan birçok insan oldu. Önce Maalesef. tabii ki sevdiklerinin ve sevdikleriyle yaşadıkları anların kıymetini bilsinler. Daha sonra ellerindeki imkanların kıymetini bilsinler. Bunu söyleyebilirim. Yani buradan benim Tabii. çıkardığım en büyük tecrübe bu oldu açıkçası. Bu Ben şekilde. yine olayı havacılığa döndürmek istiyorum. Şimdi biraz evvel şeyi söyledin. Normal zamanda yapılan operasyonla sizin yaptığınız operasyon arasındaki uçak sayısı bakımından farkı. Evet. Tabii bir de şunu da hatırlatmak lazım insanlara. Normal zamanda yapılacak operasyonlara göre orada yer hizmeti veriliyor. Ona göre o kadar merdiven var Tabii ki, uçağa tabii ki, tabii yanaşacak. ki. Ona göre işte ne bileyim uçağa hizmet verecek, uçağa yakıt verecek şey var. Genellikle Evet. insanlar bana Instagram'dan da soran oldu. Yani işte bu durumda ne oluyor filan diye. Eğer örneğin İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan geliyorsalar bizim tankering dediğimiz yani dönüş içinde yeterli olacak kadar miktarda yakıtı alarak geliyorlar ki öyle bir çözümle yerel olarak yakıt almak zorunda değilsiniz. Ama bunun dışında yurt dışından gelen bazı firmalar da var. Onlar da Evet. işte yakıt ihtiyaçları olabiliyor örneğin. Sonra dediğin gibi yani havacılıkla haşır neşir olan orada çalışan insanlar zaten orada yaşayan insanlar. Onlar aileleriyle mi ilgilensinler? Çoluğu Evet, çocuğu enkaz evet. altında mı onunla mı ilgilensinler? Kurtarma uçuşlarına mı yardım etsinler? O yüzden bence sizin gibi dışarıdaki şehirlerden gelen insanların yer görevlisi olsun, hava trafik kontrolörü olsun, işte ne bileyim uçağın bir tarafından tutup ona hizmet veren, o uçağın çevrilmesine yardımcı olan, park edilmesine yardımcı olan insanların bile çok 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 büyük emeği var. Onu hiçbir zaman haklarını ödeyemeyiz diye düşünüyorum. Evet, şöyle ki,
Yer hizmetlerinden tutun da idaresine kadar, hava trafik kontrolörüne kadar, EYAM memuruna kadar, meteoroloji memuruna kadar hepsi bir çalışıyorlarsa beş çalıştılar ve hiçbirisinin ben bu konudan şikayet ettiğini görmedim açıkçası. Birçok birim var. Şimdi sayamadıklarım olmuştur, kusura bakmasınlar. Yapmış olabilirim, tabii haklısın. Hiçbir birim, bir birimin ben bundan rahatsızım. Yani birçok birimden insanlarla konuştum. Bundan rahatsızım dediklerini duymadım. Günde 2-3 saat biz de öyle uyduk. Günde 2-3 saat, 4 saat, 5 saat uykularla, yarım yamalak uykularla çalıştık. Hepsi dediğim gibi normalden çok daha fazla çalıştılar. Normalden çok daha fazla özverili oldular. Bundan şu sonucu çıkarıyorum ben açıkçası. Türk insanının ne kadar yardımsever, ne kadar iyiliğe yönelik bir yapıya sahip olduğunu görüyorum. Çünkü bir tane şikayet eden görmedim. Bir tane Evet. hayır diyen görmedim. Bir tane yardım talebinin reddedildiğini, en azından çaba sarf edilmediğini görmedim açıkçası. Biraz olayın teknik boyutuna gelecek olursak çok fazla helikopter trafiği ol. Çünkü helikopterlerin kabiliyeti gereği her yere hemen hemen her yere inebilmeleri, yakıt konusunda daha rahat olmaları birazcık onları ön plana çıkmasına sebep oldu. IFR trafiklerden çok VFR dediğimiz helikopter benzeri trafikler çok büyük fayda sağladı. Polis, jandarma, Evet. askeri helikopterler. Onların çok yoğun uçuşu tabii ki bunların biliyorsunuz meydan civarında ayırması kule kontrolörüne ait. Bu ayırmalar VFR trafikle IFR trafiklerin ayrılması, çeşitli yaklaşma usulleri. Bunların tabii ki biz Maraş Havalimanı'nda çalışmış kontrolörler değiliz. Evet daha önceden kulede çalıştık ama her meydanın kendine göre usulleri vardır. Oraya gitmeden önce giderken o chart dediğimiz meydana ait bilgileri inceledik gitmeden önce. Bunu Evet. yapılması gereken bir şey ki gittiğimizde en azından teorik olarak bilgimiz olsun. Ona istinaden oradaki arkadaşlarımızın da yardımıyla birkaç saat içerisinde meydanı öğrendik ve bu şekilde bu yoğun trafiğin içerisinde kendimizi bulduk. Yani özellikle ilk 3-4 gün ben frekansın sustuğunu hatırlamıyorum açıkçası. Yani Evet. frekansta bir 15-20 saniye, 30 saniye aralık olduğunu hatırlamıyorum ilk günlerde. Sonradan biraz işler tabii ki düzene girdikten sonra tahliyeler nispeten azaldıktan sonra tabii ki birazcık daha biz de rahatladık ama ilk günlerin o kaosu atlatana kadar gerçekten tüm personel çok yoğun özveriyle çalıştı. Buradan da hem kendi adıma orada yeni tanıştığımız insanlar var, yeni tanıştığımız sizin gibi kaptanlarımız var. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Bize çok Evet. yardımları oldu. Bizim mobil kulemizin önü sularla, yiyeceklerle doluydu. Biz tabii ki hepsini zaten 8 kişiydik. Hepsini yiyemeyeceğimiz için götürüp personele, diğer vatandaşlara dağıttık. Yani elimizden ne geliyorsa yaptık. Tabii ki bu olayın içerisinde çok üzüldüğümüz şeyler oldu. Arkadaşlarımızın yakınlarını kaybettiklerini öğrendik. Bir yandan Maalesef. onlara yardım etmeye çalıştık. Birebir tanıdığımız insanların yakınlarını kaybettiğini duymak bir tık daha insanı etkiliyor açıkçası. Onlara elimizden geldiğince sağdan soldan yardım toplayıp iletmeye çalıştık. Bu şekilde geçti günlerimiz. Yani insanlara yardım etme. Hani gördüğümüz apronda veya trafik olarak değil sadece apronda gördüğümüz herkese her şeye yardımcı olmaya çalıştık. Evet. Dediğim gibi iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum ilk giden ekip olarak. Bundan sonra giden arkadaşlarımız da var. Onlar da ellerinden geleni yapacaklardır elbette ki. Tabii ki. Onda hiç şüphemiz yok. Bu şekilde Bahadır abi, senin sormak Tamam. istediğin başka bir şey varsa. Benim yok açıkçası. Benim merak ettiğim şeyleri de zaten biraz evvel konuştuk. Ben sadece Allah milletimize bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın diyorum. Tabii ki Amin, bundan amin. sonra bizim de kulları olarak üzerimize düşen işler var. Daha iyi binalar yapmak, daha dikkatli olmak, daha Tabii bilime ki. yakın durmak gibi ama onun dışında hakikaten çok zor bir olay. İnsan ailesinden bir ferdi kaybedince çok sarsılıyor. Orada depremde ailelerinden sayısız miktarda insanı kaybeden insanları düşününce, işte senin örneğinde de verdiğin gibi 5 tane çocukla yanına gelmişler, bir tanesi enkaz altında kalmış. Onları Evet. düşündükçe, duyunca bile insan gerçekten çok etkileniyor. Umarım bu acıları bir daha yaşamayız. Umarım bundan sonra kenetlenmemiz için de daha iyi bahaneler buluruz. Böyle kötü olaylar sayesinde değil, her zaman kenetli kalırız millet olarak. Bana zaman İnşallah. ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ben Biliyorum hala teşekkür ederim. yorgunsun, hala olayların etkisi altındasın ama Maalesef, evet. gerçekten de insanların, sizin ve diğer insanların da, yani bu konuda hizmet veren bütün insanların da neler yaptığını duyması, bilmesi lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Burak'cığım Ben katıldığın teşekkür için. ederim abi. Ben teşekkür Kendine iyi ederim. bak, görüşmek üzere. Sen de kendine iyi bak. Görüşmek üzere.
Evet arkadaşlar, bugün Burak Doğru Yol'la konuştuk. Havacılık açısından olaylara baktık. Deprem sonrasında ve hemen sonrasında yaşananları anlatmak açısından. Dediğim gibi umarım bir daha böyle bir acıyı ülkemiz yaşamaz. Kendinize iyi bakın videoyu izlediğiniz için. Hem kendim adıma ama her şeyden önemlisi bu depremde hayatını kaybedenler ve evsiz kalan ve aynı zamanda da bu depremde insanlara hizmet için yarışan insanlar adına da hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.